Sevgili Tavşanlı halkı, Belediyemize ait Web TV'si aracılığıyla yaklaşan Ramazan bayramınızı kutlamak amacıyla karşınızda bulunmaktayım. Geliyordu, geldiydi derken Ramazan ayı geldi. Çok rahmetli, bereketli, feyziyle birlikte güzel günlerimiz oldu. Yani içerisinde bir aydan daha hayırlı olan diye tabir edilen Kadir Gecesi'ni de idrak etme e, imkanı verdi Cenab-ı Allah. Biz bu arada geçen hafta itibariyle de Bosna Hersek'teydik. Orada da yine Ramazan ayının idrak etme konusunda kardeşlerimizle, Müslüman kardeşlerimizle, Bosna kardeşlerimizle beraber olmuştuk. E, pazartesi günü itibariyle Allah nasip edersin inşallah. Ee, bayramın birinci günü kutlayacağız. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, feyzinden ve bereketinden yararlanmış birer kullar olmayı ol, olmamız olmamızın e, umudunu taşıdığımızı Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ee, malum her sene Ramazan ayında bir protokol ve halk bayramlaşması oluyor. O da e, bayramın birinci günü saat 11'de meteoroloji e, sosyal tesislerinde olacak. Devamında da askeri şubesi, jandarma, belediye itfaiyesi, mezarlık, şehitlik ziyaretleri ve hastane ziyaretiyle inşallah e, o gün, birinci günkü bayramlaşmayı e, hem tavşan halkıyla hem de kurumlarla yapmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu sene yine Ramazan yine has olmak üzere fırınlarla ilgili nöbet sistemi oluşturuldu. Ee, normal esnaf pazarı da Cuma'dan itibaren kuruldu. Bugün aşağıda e, yarın yine Cumhuriyet Meydanı'nda, pazar günü de yine Cumhuriyet Meydanı olmak üzere toplamda üç gün hem sebze meyve pazarı hem de konfeksiyon pazarı kurulmuş olacak. Umarım ki bereketli bir alışveriş esnafımızı bekler, bekliyordur. Bu manada onlara da bereketli, kazançlı, bol kazançlı e, alışverişler diliyorum. Şimdi zekatlar mümkün olduğunca verildi. Bundan eminiz. Geriye fitre ve sadakalar kaldı. Tabi ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu dönem içerisinde bayrama dönük olarak acaba bize de bir fitre zekat ya da sadaka var mıdır diye bekliyorlar. O malum. Tavşan Belediyesi olarak bizler her cami çıkışında vatandaşımızla cami cemaatiyle ihtiyaç sahibi insanlar varsa bize gönderin diye talepte bulmuştuk. Elhamdülillah oralardan da gerekli karşılıklar geldi. Biz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak ve koli konusunda gerekli yardım yaptık. Evinde sıcak yemek pişmeyenlerle ilgili onlara da sahurda bir iftarda sıcak yemeği de gönderdik bu manada. Hem aşevinden sabit olanlar hem de yeni ekstralar ilgili konuda. Ama e, finale iki gün kaldı. Bu iki günlük dönem içerisinde umuyorum ki her vatandaş mutlaka sadakasını, fitresini ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verecektir. Tutamadığı orucun karşılığını, fidyesini mutlaka ihtiyaç sahibi vatandaşa verecektir. Bir yetimin mutlu olmasını mutlak sürekli sağlayacaktır bir garibanın evinde bir sıcak tor çorba tütmesini yahut da çoluğuna çocuğuna bir çorap dahi alma imkanını sağlayacak fitre zekat olayını mutlaka verecektir. Ben bu anlamda Müslümanların kendi içerisindeki dayanışması, kaynaşması, kardeşlik ruhu, olanın olmayana borcu bunlar çok önemli. Hassasiyet taşıyan konular onun farkındayız ve emin olduğumuz bir konu var bunun cümle halklar farkında. Ve bu anlamda da tavşanı da inşallah zekat müessesesi, sadaka müessesesi, fitre müessesesi ve kişilerin kendi aralarında öyle ya da böyle atla dayanışması en üst seviyede yaşandı. Mutluyuz. Tavşan halkına teşekkürlü bir borç bilirim. Şimdi Ramazan sonrası boğazlar açılacak. Piktik ve misir alanları dolup toşacak. Bu manada vatandaşımızdan isteğimiz şu şu. Gittiğiniz piknik ve mesire alanlarını lütfen ve lütfen temiz tutun. Yani oralar size nasıl bırakıldıysa temiz olarak, siz de bir sonraki gelene emanet olarak temiz olarak bırakın. Çevreye duyarlılığı artırın. Örnek olun. Ve yaşanabilir alanlar oluşturun. Bu konu bizim hassasiyetimiz. Şehir içi trafiğinde birbirimize saygıyı en üst seviyeye çıkaralım. Çünkü trafik yani bayrama yaklaşırken ve bayramın ilk günlerinde gerçekten keşmekeş bir hale geliyor. Saygı ön planda olsun, trafik kuralları ön planda olsun diyoruz. Çocuklarımız sokaklarda olacak. Lütfen Azrail olmayalım, yavaş gidelim bu anlamda. Ve oyun parklarındaki çocuklarımıza mümkün olduğunca imkan sağlayalım. Ebeveynlerle birlikte gelsinler, çocuklarını mutlak surette kontrol etsinler bu anlamda. Benim bu anlamda göbel kapıcıları tam full anlamda dolu şu anda. Kapıcı tesisleri, havuzlar, termaller açık. E, apart daireler açık, havuzlu villalar açık, e, aile banyoları açık. Bu manada e, sosyal testlerimiz de açık. Ramazan ayı boyunca zaten açıktı. Ramazan bayramında da açık. Yani orada farklı bir tat, lezzet tatmak isteyen insanlar varsa ama meteoroloji binasında ama Göbel Sosyal Tesisleri'nde ama Murat Gazi'de bu imkandan yararlanabilirler diyorum. Ben Ramazan bayramının İslam alemine, ülkemiz halklarına, bölgemiz insanına ve tavşan halkına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah 30 gün boyunca tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, yapmış olduğumuz ibadetler, okuduğumuz Kur'anlar Allah nezdinde, Allah'ın dininde kabul olmuştur diye umuyorum ve tavşan halkına saygılar sevgiler sunuyorum.